Tabii oyuncularımı tebrik ediyorum. İnanılmaz bir mücadele gösterdiler 10 kişiyle. Yaklaşık bir devre 10 kişi oynamak. Ve 10 kişiyle maçı kazanmak gerçekten önemli bir adımdı. Oyuncularımın inatçı kimliğinden, kazanma ümitlerinden, kazanma arzularından son derece mutluyum. Onlara da içeride teşekkür ettim. Böyle bir oyuncu grubu için ben de elimden gelen her şeyi 7-24 yapmaya hazır olduğumu söyledim. Evet, bugün itibariyle lig yeniden başlıyor. Oyun içinde çok gel gitler oldu. Özellikle kırmızı karttan sonra Deniz'i ön tarafta tutup Sesenyon'u sol kenara alıp 4-4-1 gibi 8 kişi topun arkasına geçen, kaptığı zaman Deniz'le çıkmaya çalışan bir oyun anlayışı benimsedik. Nitekim şunu da gerçek bir şekilde ifade etmek lazımsa 10 kişi kaldıktan sonra da özellikle 1-1 yakaladıktan sonra bir puanın da bizim için ne kadar önemli olduğunu düşünerek önce aza tamah ederek arkayı beşleyip önde üçlü bir orta saha, en önde de Deniz'le bir duran toptan yani gol bulmayı düşünüyorduk. Oyuncularımı orada sorabilirsiniz. Maç öncesi yapmış olduğumuz analizlerde Stefan'a şunu söyledim. Yaklaşık 10-15 dakika bunu çalıştık. Penaltı noktasına düşürebileceği her topun bizim için önemli olacağını söyledim. Maç öncesi. Nitekim hatta ilk yarı atmış olduğu bir orta Peter dokunamadı. İkinci yarı attığı bir ortada aldı atlar gibi Alper'e. Güzel bir galibiyet oldu. Yalnız bazı şeylerde mağlubiyet her şeyi ön plana çıkarır, galibiyet örter gibi görünse de tabii ki huzursuz olduğum konular var. Bunu çok net bir şekilde ifade edeyim. Bunu bir kere daha başkanımıza ifade edeceğim. Sonra nasıl bir takdir uygun görürler? Oturur konuşuruz, değerlendirir açıkçası. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani ben buraya geldim, gecemi gündüzüme katıyorum. Artık bir yere kadar insanın sabrı. Çünkü her maçı deplasmanda oynamak, her maçı deplasmanda pozisyon vermeden penaltıdan gol diyorsun. Hala küfür eden taraftarlara kombine bilet veriliyor. Bunların içinde kim var, kim bunları destekliyor? Mutlaka bilmiyorum. Hala bakıyorsunuz, eksiklerimiz var. Kendilerine hangi bölgede eksiklerimiz olduğunu söyledim. Umarım yaparlar bu transferleri. Bunları kendim için istemiyorum, takımım için istiyorum. Konyaspor'a da başarılar diliyorum. Sorusu olan. Hocam tebrik ediyoruz. Özellikle ikinci dönem göreviniz çok iyi bir performans var. Bugün de 10 kişiyle verilen büyük bir mücadele var. 72 saat önce aramıza katılan mutlaka seyretmişsinizdir en azından kasetlerinden falan. Yok, ben transferleri hiç izlemedim. Tombaladan çekiyoruz biz abi. Çekiyoruz hangisi gelirse. Manu da öyle, Peter de öyle. Şey bu milli piyango şans topu gibi, kazı kazan gibi. Hiç izlemiyorum ben onları abi. Çekiyoruz. 72 saat önce aramıza gelen bir insanın şey, ne gördünüz yani? Hakikaten neydi? Öncelikle sorduğun soru için teşekkür ederim. Maç kötü bilseydi şu da olabilirdi. 72 saat önce gelen bir adam bugün niye ilk 11'de olabilirdi? Dolayısıyla aramızda da içimizde de dışarıda da çok bilmişler var abi onun için. O dünyanın kabul ettiği bir oyuncu. Çok keyif verici bir oyuncu. Dünyanın kabul ettiği bir oyuncu. Her türlü taktik anlayışı sahaya yansıtabilen bir oyuncu. Bu takımın lideri olabileceğini düşünüyorum. Onun adına mutluyum. Tebrik ediyorum onu da. Hadi canım abi. Oyun zamanında 5-3-1 gibi bir düşüncen olduğunu söylediniz ama oyuna baktığımız zaman ikinci yarı özellikle Kalil ve Lucas değişikliği inanılmaz derecede takıma katkı olduğunu görüyoruz. Savunma ve orta sahibi tamamen kapatılıp ve oyunu tamamen kendinize çevirdiğinize çevirdiniz. Bu iki değişiklik oyunda çok üst düzeyde etkili oldu. Şöyle Ercan abi, geçen hafta Karabük maçından sonra takıma izin vermiştim. Ben de Konya'ya gitmiştim. Konya Spor'u izlemeye. Tabii ki değerli bir hocaları ve iyi bir takımları var, iyi bir seyircileri var. Nasıl gol atabileceğimizi, nasıl bir bu maçı kazanmak için nasıl bir oyun sergileyeceğimizi hafta boyu çok çalıştık. Erken yemiş olduğumuz gol bizi demoralize etmedi. Bu maçtaki en önemli adım Lucas'ın geri dönüşü. Stefan'ın vermiş olduğu katkı. Ve hep şunu ifade ediyorum. Bakın işte sağ bek pozisyonunda Ahmet Zeki, stoperde Lucas Osman, bu tarafta Sergi Mert, öbür tarafta Uğur Murat, ama Alper'in, bugün Alper diye bir oyuncu kazandı Türk futbolu. Maliyeti 150 bin euro. Şöyle ki onun da bir alternatifinin olmasını düşünüyorum. Çünkü Uğur'a bir şey olsa, Alper'i sol beke çekerseniz
savunmada da üçlü oynarsanız, üçlü savunmada bir sol stopere ihtiyacımızın olduğu bir gerçek. Bu takımın önünde şu anda 2 kupa 15'te lig maçı var, öyle mi? Ve bir de şimdi Nihat'ın uzun bir sakatlığı var, uzun süren bir sakatlığı var. Hof'a bir şey olsa bir tek daha ile kalmış olacağız ki kaleden geçen topun artık nereden çıktığını hepimiz biliyoruz. Hani forvetten geçen top orta saha karşılar, orta saha geçen topu defans karşılar ama defansı geçen top kaleciyle karşı karşıya. Onu da geçtim, bunun bir şeyi yok, alıyorsun santra yapıyorsun. Bu oyuncularımıza güvenmediğimiz anlamına gelmiyor. Bunu biz bu takımın menfaat için istiyoruz. Söyledim, umarım, ben bu konuda çalışmalarını sürdüğünü biliyorum ama umarım beklediğimiz iki oyuncu aramıza katılır. Bunu galipken söylüyorum. Yoksa mağlupken bahane uydurmak çok kolay. Ama bir kere daha söylüyorum, huzursuz olduğum konular var. Onları son bir kere daha kendilerine ileteceğim. Transferin dışında huzursuzluk yaratan bir şey var mı hocam? Çok fazla bu konulara girmek istemiyorum. Bunlar bende kalsın bu sefer Ali abi. Ama zamanı geldi mi? Zamanı geldi mi gerçek anlamda söylüyorum. Çok ciddi anlamda söylüyorum. Bunu bugün galibiyetin üzerine gölge düşürmek için söylemiyorum. Ama zamanı geldi mi ben de mutlaka konuşacağım. Bu kadar her şeyi tek başına göğüslemek, seyirci tepkisine tek başına kal. Ne bileyim, basın tepkisine tek başına kal. Bu mücadeleyi tek başına ver. Ben bunları yapıyorsam bu takıma olan, bu camiye olan, bu renkler olan bağlılığımdan yapıyorum. Dolayısıyla ama gören görüyor. Allah da görüyor. Hakikaten bu kulübü çok seviyorum. Ben bugün buradayım, yarın yoğum. Herhalde 3. hafta gönderilip de 12. hafta ne bir ligde kalma primi, ne bir tazminat, hiçbir şey olmadan da buraya gelmek herhalde biraz da yürek ister. Üstelik daha da başka bir şey söyleyeyim. Biz giderken helalleştik gittik. Başkaları inşallah küme düşersin izleyerek gittiler. Biz bu takıma bu kadar bağlıyız. Biz bu takımı bu kadar seviyoruz. Bizi bilenler de nasıl biliyorlarsa bilsinler, canları sağ olsun ama ben gençler birini burada olsam da olmasam da çok seviyorum. Son bir soru alalım. Hocam maçta 2 tane kritik nokta var. Bir tanesi taraftardan destek istediğiniz gol geldi. Bir tanesi de gol sevincinde Hakan kale arkasından bir defa atıp futbolcular arasında sevince katıldı. Devre arasında... Bizim Hakan mı? Evet hocam, inanılmaz bir defa atıp geldi. Bilginiz olsun. Hakan atıyorsa ben de atabilirim hemen hemen. İkimizin külüsü aynı. Top ne zaman gelsin ki oynama isteği var. O dışarıdan çok... Zor tutuyorum kendimi oynamak için ama... Hocam devre arası ne dediniz de bu kadar baskılı bir gençler gibi izledik? Çok net bir şey söyleyeyim mi? Allah şahit, devre arası oyunculara şunu söyledim. 15 dakikada bu işi çevireceksiniz dedim. Bir gram yalanım varsa kulübe, evime gitmek nasip olmaz. Çünkü inandım. Nasıl? Ahmet Oğuz söyledi de dışarıdan. Bu arada eldiven istedin, tam eldiveni fırlatıyordun, bakmadın, ondan sonra bize eldiven istedim, eldiven vermediler deme. Ahmet Oğuz söylemiş sağ olsun. Ya bazı şeylere inanıyorsunuz, hissediyorsunuz ama önümüzde çok zorlu maçlar var. Yani bu kulübün önünde çok zorlu maçlar var. Bu kulübü seven herkesin bu kulübe destek olması lazım. Ya ben bugün buradayım, yarın yok. Yani taraftar bana neyin tepkisini gösteriyor hala anlamış değilim ama canları sağ olsun. Küfür etmesinler, 90 dakika eleştirsinler, hiç önemli değil. Ama ben onlardan yine desteğini isteyeceğim. Çünkü niye biliyor musunuz? Seneye de gelsinler, bu takımı Süper Lig'de izlesinler diye. İnşallah onlar da bunların idrakına varır. Teşekkür ederiz. Maçla ilgili söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Kısır bir müsabaka her iki taraf açısından da. Tabii kazanan haklı. Enteresan bir maç oldu. Ki özellikle ilk devre çok dengeli. İki tarafında pozisyon üretmekte zorlandı. İki takımın da daha çok rakibi tartarak geçen bir ilk devre. 1-0'da golü bulduk. İkinci yarımın başında tabii hiç beklenmedik bir gol yedik. Rakip 10 kişi kaldı. Yine yan toptan, ki bu hatamızı çok fazla yapan bir takım değiliz ama burada bir anlık gafletimiz bize biraz pahalıya mal oldu. Dolayısıyla kaybettik. Tabii beklenti olarak buradan galibiyet düşüncesiyle gelmiştik ki bu enerjimiz ve bu oyun anlayışımız bunu destekleyecek bir süreçti. Son özellikle son 4 maçtır çok büyük takımlarla oynayarak geliyoruz. Yani 1 Fenerbahçe, 3 Trabzon oynadık. Yoğun bir süreçten geliyoruz. Ama tabii lig itibariyle tabii en azından buradan bir beraberlik kalıp dönebilmek bizi biraz daha farklı bir yere getirebilirdi. Ama mağlup olduk. Sonucunda üzgünüz ama kafamızı kaldıracağız. 15 hafta var. Çok uzun haftalar 15 hafta.
Dolayısıyla biz bu süreçten tabii ki biraz sıkıntılı bir süreç midir? Evet, futbolda sıkıntılı bir süreç içerisindeyiz ama bunu kaldırabilecek hem oyuncu kalitem var, hem tecrübeli oyuncularımız var, hem de bizim tecrübemiz bu süreçten çıkaracaktır. Ondan hiç şüphem yok. Geri adım atma gibi bir düşüncemiz yok. Dolayısıyla rakip 10 kişide futbolda bazen eksik kalmak, artı eksi gibi bakıldığı zaman bazen artı oluyor, bazen eksi. Bugün o anlamda biz çok rakibe hissettiremedik 10 kişi kaldığını. Rakibi tebrik ediyorum. Biz önümüze bakacağız. Önümüzde yine zorlu süreçli müsabakalar var. İçeride ve dışarıda. Bu hafta bugün yaşadığımız, yaptığımız hataları önümüzdeki haftalarda düzelterek yola devam etmek istiyoruz. Rakibi tebrik ediyorum. Sorun olmaz. Teşekkür ederim. Tamam.